Bilim insanları ve tarihçiler dünyadaki yaşam ve insanlık tarihi hakkında çok şey biliyorlar. Ancak hala çözülmemiş pek çok sır var. Günümüzde az bilgi ve kanıtla bile etkileyici sonuçlara ulaşılabiliyor. Fakat hala bilim insanlarını şaşırtan ve varlıklarının nasıl mümkün olduğunu merak ettiren gizemli yerler bulunuyor. Bugün bilim insanlarının henüz açıklayamadığı gizemli yerlere bir yolculuğa çıkacağız. İyi seyirler. New Mexico Gila Mağarası. 1950'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Lecco Gila Mağarası'nın tabanının altından esen rüzgarlar keşfedildi. Araştırmacılar enkaz altında bir dizi tünel olduğunu belirlediler. Ancak bu tünellere giriş izni 1984 yılında verildi. 2 yıl sonra araştırmacılar dünyanın en büyük tünel sistemlerinden birini keşfettiler. Bu tüneller insanların yürüyebileceği kadar genişti ve 200 kilometre uzunluğundaki geçitlerle çevriliydi. Lecco Gila Mağarası'nın bu inanılmaz özellikleri onu Amerika'nın en derin kireçtaşı mağarası, dünyanın 5. en uzun mağarası ve ABD'nin 3. en uzun mağarası yapmaktadır. Kâşifler dünyanın dört bir yanından gelerek bu bilinmeyen geçitleri keşfetmeye ve gizemlerini çözmeye çalışıyorlar. Mağaranın girişi bile devasa alçı taşı ve limon sarısı kükürtle süslüdür. Kimyotrofik bakteriler, kükürt ve demir tüketen ekstremofil mikroorganizmaların varlığı potansiyel tıbbi faydalar sunabilir. Ancak bu mikroorganizmaların mağaradan çıkarılıp laboratuvar ortamına taşınması zordur. Çünkü kendi ekosistemlerinde daha uzun süre hayatta kalabilirler. Bu sıra dışı mağara sistemi henüz keşfedilmemiş hangi yeni sırları barındırıyor olabilir? İngiltere'nin Stonehenge. Stonehenge, Büyük Britanya adasındaki sayısız eski anıt arasında en ünlüsüdür ve en az 5000 yıl öncesine dayandığı düşünülmektedir. Bir zamanlar hem şifa merkezi olarak hem de küçük çaplı sosyal etkinlikler için kullanılan Stonehenge, arkeolojik kalıntılar göz önüne alındığında altın çağında bugünkünden çok daha büyük olabilir. Birçok uzman, halkın zaman konusunda nasıl bu kadar gelişmiş bir bilgiye sahip olabildiğini merak etmektedir. Çünkü Stonehenge, güneş ışığının taşlardaki bir boşluktan geçtiği güneş tutulmaları sırasında büyük bir saat gibi işlev görür. Stonehenge, Birleşik Krallık'ta iyi bilinen bir anıt ve popüler bir turistik destinasyondur. Ancak onu inşa eden eski kültür büyük ölçüde gizemini korumaktadır. Bununla birlikte bu kültürün Antik Mısır'ın eski krallığı dönemi gibi arkeolojik ve teknolojik atılımlar yapabilecek kapasitede olduğu açıktır. Hawaii'nin Mahana Plajı. Mahana, Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nın kuzey kıyısında bulunan küçük ve izole bir koydur. Dünyada nadir bulunan 4 yeşil kumlu plajdan birine ev sahipliği yapar. Bu koyun yeşil kumu, plajı çevreleyen volkanik kayalardan gelen olivin mineralinin yeşil renginden kaynaklanır. Mahana Plajı, 49 bin yıl önce oluşmuş, sönmüş bir volkan tarafından çevrelenmiştir. Koy, yüksek sıcaklıklardaki volkanik faaliyetler nedeniyle oluşmuştur. Zamanla bu yapı kısmen yıkılmış ve deniz erozyonu plajın oluşumuna katkıda bulunmuştur. Hawaii adasında popüler bir turistik destinasyon olan bu plaj, ziyaretçilerine bir doğa harikası sunar. Ancak pek çok ziyaretçi bu güzel cennetin oluşumuna katkıda bulunan doğal güçlerden habersiz olabilir. Yunanistan Apollon Tapınağı. Eski Yunan ve Roma dönemlerinde Delfi'deki Apollon Tapınağı'nda yaşayan ve geleceği öngören kehanetleriyle tanınan Pythia adı verilen kahinler 2000 yıl boyunca büyük saygı görmüş ve yönetim ve dini kararlar üzerinde önemli bir rol oynamıştır. Son araştırmalar alınan kararlarının 2000 yıl boyunca doğal gazların etkisindeki bir kişi tarafından yönlendirilmiş olabileceğini gösteriyor. Tapınağın kalıntıları, sarhoş edici buharlar yaydığı belirtilen bir fay hattı üzerinde yer almaktadır. Bu, Pythia'ların doğal gaz buharlarından etkilendiği ve 2000 yıl boyunca insanlık tarihini de etkileyebileceği anlamına gelmektedir. Yunan yazar Plutark, tapınakta yüksek rahip olarak görev yapmış ve kahinin görevlerini detaylı olarak kaydetmiştir. Pythia, her zaman yerli bir kadındır ve göreve başladıktan sonra Aditon adlı odada transa girer. Bu translar sıklıkla deliryuma dönüşürdü. Deliryum, ani bir zihinsel değişimdir ve akıl sağlığını etki eder.
kişinin düşünce, algı ve davranışları hızlı bir şekilde bu durumdan etkilenir ve Pythia uzun süre transta kaldığında ölüm riski taşırdı. Odanın sürekli tütsü ve diğer kokularla dolu olması, deliryuma neden olan unsurları ayırt etmeyi zorlaştırıyordu. Hindistan Tamil Nadu. Tamil Nadu, Hindistan'da bulunan Mahabalipuram'da yer alan Krishnas Butterball, dünyanın en ilginç doğal yapılarından biri olarak bilinir. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi şehir Mahabalipuram'daki bu kaya 6 metre yükseklikte ve 5 metre genişlikte olup tahmini 250 ton ağırlığındadır. Fizik kurallarına meydan okuyan bu kayanın nasıl oluştuğuna dair çeşitli teoriler bulunmaktadır. Ancak günümüze kadar kayanın oluşumuyla ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Yerel halk tarafından tereyağı topu olarak adlandırılan bu taş, onun büyülü olduğuna dair inançlarla da orantılıdır. Kimileri bu taşın tanrılar, kimileri ise uzaylılar tarafından yerleştirildiğini düşünüyor. Jeologlarsa kayanın doğal süreçlerle çok uzun yıllar içinde bu forma geldiğini savunuyorlar. Yerel halk yıllar içinde taşı oynatmak için çok çaba sarf etmiş olsa da her deneme başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Örneğin 1908 yılında dönemin valisi Arthur Lowley'nin yönetiminde 7 filin bu kayayı çekmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı bilinmektedir. Avustralya Hillier Gölü. Middle Adası, Avustralya'nın batı kıyısından uzakta, tamamen pembe renkte göle ev sahipliği yapan bir adadır. Bu göl, Lake Hillier olarak bilinir ve dar bir deniz duvarıyla Güney Okyanusu'ndan ayrılan bir yelken gölüdür. 600 metre uzunluğunda ve 250 metre genişliğinde olan göl, kum tepeleri ve çam ormanlarıyla çevrilidir. Suyun pembe rengi gerçek bir fenomen olup, gölden su alındığında rengini korur. Bilim insanları bu eşsiz rengin Dunaliella salina adlı bir organizma nedeniyle oluştuğunu düşünmektedirler. Ancak Avustralya hükümeti önlem olarak gölde yüzülmesini yasaklamıştır. Pilotlar turist sezonu boyunca neredeyse her gün Lake Hillier üzerinde turlar düzenlemektedirler. Turist sezonunda meraklı gezginler için günde yaklaşık 6 uçuş gerçekleştirilmektedir. Gölün son derece tuzlu yapısı dikkat çekicidir ve tuzluluk seviyesi Ölü Deniz'in suyuyla hemen hemen aynı düzeydedir. Bu özellikler Lake Hillier'ı doğa meraklıları ve turistler için ilginç bir destinasyon haline getirmektedir. İngiltere Mağarası'ndaki gemi. Shepton End Mağarası, İngiltere'de suyunun nesneleri katılaştırma yeteneğiyle ünlü bir yerdir. Bu mitolojik bir hikaye gibi görünse de mağarada gerçekten sıra dışı bir doğa olayı gerçekleşmektedir. Ve bu durum elbette cadılıkla ilgili eski inanışlardan kaynaklanmamaktadır. Bilim bu tür doğal olayları açıklamada genellikle yardımcı olur. Shepton End, geleceği öngören bir cadı ve kahin olarak bilinir ve Tudor hanedanının çöküşü, kıyamet felaketleri gibi çeşitli olayları ürkütücü tahminlerle öngörmüştür. En ünlü tahmini, dünyanın 1881 yılında sona ereceği yönündeydi. Ancak bu ve benzeri tahminleri yanlış çıkmıştır. Shepton End'in ifadelerini tarihsel bağlam içine değerlendirmek önemlidir. Çünkü o dönemde İngiltere, onun için tüm dünya olabilirdi. Yerel efsaneye göre bu mağarada yaşayan kadın, evine giren her şeyi taşa çevirebilirdi. Ve mağara, 1630'dan beri ziyaretçi çekmektedir. Dünyanın en eski turizm yerlerinden biri olan Shepton End Mağarası, suyunun şapkaları ve diğer tekstil ürünlerini birkaç ay içinde taşa dönüştürmesiyle ünlüdür. Bu dönüşüm, suyun olağanüstü yüksek mineral içeriği ve buharlaşma süreci sayesinde meydana gelir. Mağaranın suyu eşyaları taşa dönüştürebilir ancak hikayelerin ima ettiği gibi bu süreç anında gerçekleşmez, zamanla gerçekleşir. Arizona, Amerika'nın Batıl İnanç Dağları. Batıl İnanç Dağları, Arizona'da Büyük Kanyon'dan sonra en çok fotoğraflanan ve sanatsal olarak yeniden yorumlanan ikinci önemli yerdir. Batıl İnanç ismi pek çok hikaye ve efsaneye kaynaklık etmektedir. Yıllar içinde bu hikayeler ve efsaneler değişikliklere uğramıştır. Bu yüzden dağın ismi için kesin bir anlam belirlemek zordur. Birçok yetkili, dağın uzun ve ünlü bir tarihe sahip olduğunu belirtmektedir ve zamanla çeşitli uygarlıklar tarafından birçok isim verilmiştir. Bir ismin diğerinden daha resmi olduğunu iddia etmek yanıltıcı olabilir. Dağ, Eğri Tepe, Köpük Dağı, Gök Gürültüsü Dağı gibi çeşitli isimlerle bilinmektedir. Her bir isim, dağın zengin tarihini ve kültürel mirasını yansıtmaktadır.
Fakat daha neden bu isimlerin verildiği hala bir muammadır. Kanada'nın Benekli Gölü. Benekli Göl, Kanada'nın en uzun şifalı sularından biri olarak bilinir ve muhteşem renkleriyle ünlüdür. Osoyoos'un kuzeybatısında Okanagan Vadisi'nde yer alan Benekli Göl, yılın çoğu zamanı diğer su kütleleri gibi görünür. Ancak yaz yaklaştıkça ve su buharlaştıkça, gölün karakteristik sarı, yeşil ve mavi benekli desenini oluşturan tuzlu su birikintileri ortaya çıkar. Suyun renkleri, buharlaşma sonucu geride kalan yüksek miktardaki minerallerden kaynaklanır. Kalsiyum tuzu, sülfatlar ve magnezyum sülfat bu minerallerin başlıcalarıdır ve her havuzdaki mineral miktarı suyun rengini belirler. Göl, güzelliği sayesinde popüler bir turistik destinasyon haline gelmiştir. Benekli Göl, yerliler tarafından kutsal bir yer olarak kabul edilir ve farklı renkli dairelerin çeşitli iyileştirici ve tedavi edici güçlere sahip olduğuna inanılır. Romanya Mile Mağarası. Romanya'nın güneydoğu ucunda Karadeniz ve Bulgaristan sınırına yakın bir yerde ilk bakışta sıradan görünen bir alan bulunmaktadır. Ancak bu kasvetli ve özelliksiz arazi yakından incelendiğinde inanılmaz bir zenginlikte yaşamla dolu bir dünyayı ortaya çıkarır. Buradaki çorak kaya altında dış dünyadan, havadan ve ışıktan tamamen izole bir şekilde 5,5 milyon yıl boyunca kesintisiz varlığını sürdüren bir mağara yer alır. Bu yeraltı şehrindeki yaşam, atalarımız ateş yakmayı öğrenirken ve modern insanlara dönüşürken gelişmiştir. Işık eksikliği ve birkaç saniyede bir insanı öldürebilecek yoğunluktaki ölümcül atmosferine rağmen araştırmacılar dünyanın yüzeyi altında yaşamın olasılığı karşısında şaşkınlık içindedirler. Bu mağara, örümcekler, akrepler, bitler, kırkayaklar ve tamamen bilinmeyen diğer canlılar dahil olmak üzere yüzlerce bilinmeyen türü barındırmaktadır. Bu kadar sert koşullar altında yaşamın bulunması, yaşamın her zaman bir yol bulacağını göstermektedir. Uzmanlar, ekosistemi bozmadan ve aynı zamanda hayatta kalmayı başararak içeri girmek için yoğun çaba sarf etmektedirler. Güney Afrika'nın Peri Çemberleri. Peri çemberleri, çapları 3 ile 20 metre arasında değişen, çimenler arasında bulunan benzersiz dairesel çorak alanlardır. Bu çemberlerin çok sayıda olması ve yukarıdan bakıldığında yüzlerce kilometreye yayılması, devasa bir benekli elbiseye bakıyormuş gibi bir görünüm sergiler. Halk arasında, çimenler arasında parmak ucuyla yürüyen bir tanrının onları yarattığı düşünülse de, çemberlerin düzenli ve simetrik yerleşimi doğada sıradan bir olaydan daha fazlası olduğunu gösteriyor. Rochester Teknoloji Enstitüsü'nden matematikçi Karina Turita, peri çemberlerinin gerçek doğasını anlamaya çalışıyor. O, doğadaki desenleri inceleyen ve bunları değiştirerek daha iyi anlamak için çalışan Princeton Üniversitesi'nde bir teorik biyolog. Böylesine geniş bir alanı bilimsel olarak incelemek zor olabilir. Karina Turita, termitlerin bu çemberlerin oluşumunda bir rol oynayabileceğini keşfetmiştir. Her peri çemberi bir termit yuvasını gizliyor gibi görünüyor ve bu böceklerin şehir gelişimi konusunda inanılmaz yetenekleri var. Termitler herkesin her şeyden adil bir pay alması için bir şeyler düzenleme konusunda uzmandır. Diğer uzmanlarsa bu çemberlerin büyümesinin tüm bitkiler için su kıtlığı nedeniyle olabileceğini düşünüyorlar. Bu durum çevresel faktörlerin ve ekosistem dinamiklerinin karmaşık bir etkileşiminin sonucu olabilir. Kesin neden ise hala araştırılıyor. Türkmenistan Derveze Gaz Krateri. Derveze kraterinin cehennemin kapıları olarak adlandırılması, içinde sürekli yanan alevlerden kaynaklanır. Bu adlandırma, kraterin ateşle dolu görüntüsünden dolayı kolayca anlaşılabilir. Türkmenistan'ın Karakum çölünde yer alan Derveze krateri, 9 metre genişliğinde ve 30 metre derinliğinde bir deliktir. Yıllardır süregelen alevler, kraterin büyüklüğünü dikkate aldığımızda oldukça etkileyici bir manzara oluşturur. Bu kraterin oluşumu insan faaliyetlerinin trajik bir sonucudur. Sovyet araştırmacılar işlenmemiş doğal gaz aramak için burada bir kazı yapmışlardır. Ancak dikkatsizlik sonucu gaz kullanılmadan önce ateşlenmiştir. Kayan kumlar kazı platformunu yutmuş ve metan damarlarını açıkta bırakarak atmosfere hızla sızmalarına neden olmuştur. Bilim insanları ne yapacaklarını bilemeyince sızan gazı yakmaya karar vermişlerdir. Bu ateşli krater, sızan metan gazı tükenene kadar yanmaya devam edecektir.
Derveze krateri etrafındaki gizemlerle doludur ve nasıl inşa edildiği, kim tarafından ve hangi amaçla yapıldığı gibi sorular hala cevapsızdır. İnsan düşüncelerini meşgul eden ve insan tarihi boyunca efsane, mit ve hikayelerle şekillenen bu gizemler hala bilim insanları tarafından açıklanamamıştır. Gelecekte bu konuda daha fazla bilgiye sahip olup olmayacağımızsa bilinmez. Gelişen teknolojiye rağmen hala birçok şeyin açıklanamıyor olması oldukça hayret verici. Sizce bu yerlerin gerçek hikayesi ne olabilir? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.